24 yaşındayım. Kamu yönetimi mezunuyum ve çiçekçilik yapıyorum şu an. Ya ben çocukluğumdan beri aslında bir avukat olmak vardı. Çünkü özendiğim bir ablamız vardı. Ama sonrasında biraz sıkıntılar oluştu. Hani maddi manevi. Sonra işte çeşitli sebeplerden dolayı kamu yönetimi oldu. Çok da sağlıklı bir tercih dönemi geçirmedim. Her öğrencinin olduğu gibi. Sonra Kütahya kamu oldu. Okulu bitirdim. Yani okulu bitirmek önemli değilmiş aslında. Diplomayı almak önemli değilmiş. O süreçte yaşadıklarımızmış önemli olan. Hep bu vardı. Tercih döneminden önce de üniversiteyi kazanmadan önce. Üniversiteyi kapağı atın. Ondan sonrası gelir mantığı vardı. Aslında yanlışmış. Hani aslında üniversiteden sonra başlamış. Kazandıktan sonra, okulu okuduktan sonra bir şeyler hazırlamak gerekiyormuş. Benim en büyük sıkıntım o. Hatam burada. Mezun olduktan sonra iş aramaya başladım. Özel sektörde aramak istedim. Çünkü devlette yapamayacağımı düşündüm. Özel'e gittiğimde iş ilanlarında bir sıkıntı yoktu, problem yoktu. Gayet uygundum ama gittiğimde görüşmelerde istedikleri standartta olmadığımı, kriterleri taşımadığımı söylediler. Hani bir başvuruda mesela insan kaynaklarında yer arıyor, eleman arıyorlardı ve oraya gittiğimde bir sıkıntı yoktu ve gittiğimde konuşmaya başladığımda benden daha albenisi yüksek biri aradıklarını söylediler. Çok manasız geldi açıkçası. Yani aradığın kriterde öğrendim, almışım ve hani sadece benim şeklimle ilgileniyorsun ve benim içimde ne var? Hani benim hayat standartım, hani benim yaşadıklarım, hiçbir şeyin önemi yok. Sadece benim şeklim. Nasıl çalışabildiğim, hani ben ne vereceğim, ne katacağım. Belki çok fazlasıyla özveride bulunup hani onlara yarayacak ama olmuyor. Hani bir başka iş yarışmasına gittiğimde bana belirli bir zaman ayıramayacaklarını, yemek dışında bir vakitlerin olmadığını, o yüzden namaz kılmak istediğimde namaz kılamayacağımı dile getirdiler. Gayet normal, yani benim ödevim, görevim. Orada olmamam gerektiğini düşünerekten çıktım zaten, bir daha hani kapılarını çalmadım. Gittiğim yerlerde sigorta en büyük sıkıntı. Hani adam sigortadan çalıyor ve onu kâr olarak biliyor. Bundaki sigortam başlamaz. Yani çok normal söylüyor ve artık herkes alışmış. Ha sigortam var mı ya? Büyük nimet. Hani kesinlikle. Sen bu işe girmelisin standart. Herkes de böyle. Hani artık çevre alışmış, insanlar alışmış. Kimse işsiz kalmak istemez. İnsanlara biraz zaman tanımalı. Ve hani okurken bilgilendirilmeli. Yani her alanda böyle. Hani illa okul okumak da gerekmiyor. Yani o insanın derdini gerçekten dinlemelisiniz. Hani nasıl bir iş istiyor, nasıl bir hayat istiyor? Gerekli şartları hani gerçekten yaşayabilmiş mi? Onlar oluşmuş mu? Mesela bir tane teyze vardı, çok komik. Şimdi okul bitirdim dedi. Evet dedim. Şey dedi. Şimdi sen dedi kasiyer olabilecek misin dedi bana. Böyle şok oldum, kaldım. Hani kasiyer olabilecek misin diye. Ya sonra dedim ki aslında teyze haklı. Bizim hocalarımız, bir tane hocam çok seviyordum. Ya o hep derdi hani siz kamu yönetimi mezunu kızlar olarak derdi. Belli markaların, belli şehirlerin kasiyerlerisiniz diye dalga geçerdi bizle. O şekilde yani komikti ama içler acısı. Ya bir İBF'li olarak şey, Sade ve İdare Bilimler Fakültesi mezunu olarak işsizler kervanına katıldığını düşünüyorum açıkçası. Hani iş ararken her yerden olumsuz cevaplar alınca hani belki de bu benim için hayırlıdır diye düşündüm ve hani bir yol çizmem gerektiğini karar verdim. Sonra devletten destek almak için başvurularda bulundum ve sonrasında olumlu sonuçlandı. Çiçekçilik yapıyorum, çiçek üretimi yapıyorum. Yani bu gördüğünüz serada çalışıyorum, bu sera benim seram. Ben başladım yapmaya bu çiçekçilik işini. Sonra sosyal medyada paylaştım. Birkaç hocam vardı. En çok sevdiğim hocalarımdan biri bana neredesin, ne yapıyorsun, ne işin var orada? Hani okulla devam etmelisin. Çünkü ben hocamla çok irtibattaydım ve çok severek hani derslerine girerdim ve derslerini çok severdim. Akademik kariyer yapma ışığını görmüştü ve öyle demişti. Yani böyle konuştuk, hep bunu planlıyorduk. Ama sonrasında planlar bu şekilde ilerledi ve yani böyle bir tepki almak beni bilmiyorum biraz bir buruklaştırdı ama akademik kariyer hem maddi hem manevi olarak fazla fazla özveri istiyordu. Maddi anlamda pek yeterli görmedim kendimi. İş bulamadığımda üzülmüştüm ama çok kısa bir üzüntü oldu. Hatta bazen diyorum hani iyi ki olmamış hiçbir yer. Kamu yönetiminden mezun olup memur olsaydım belki de
daha farklı biri olacaktım ama mutlu olur muydum bilemiyorum açıkçası. Şu an bankaya gidiyorum mesela, bir tane arkadaşım var, memur olmuş bankada ve hani mutsuz yani. Çok yoruluyorum, işte şöyle oluyor, böyle oluyor. Hani hep bir olumsuzluk var. Ya vardır illaki artısı ama bence bu kadar mutlu olmazdım diye düşünüyorum. Bir kere özgür hissediyorum. Bitkiyle uğraşmak, hani bir canlıyla uğraşmak güzel. Toprakla uğraşmak da güzel. Alerjim var ama yine de güzel. Bazı olumsuz yönleri muhakkak oluyor. Ama mutluyum yani. Seviyorum bu işi.